Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvelerin, çayların yanında ikram edebileceğiniz nefis bir atıştırmalıkla geldim. İster çikolata kaplı, isterseniz sade bir şekilde hazırlayacağınız bu tarifin yapımı gerçekten çok pratik. Çikolata kaplı saray helvası tarifimde kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Tarifimizin yapımına geçebiliriz. 125 gram kadar tereyağı ya da margarini uygun bir tavaya alarak eritiyoruz. Yağımız tamamen eridikten sonra üzerine 2 su bardağı un ilave ediyoruz. Kullandığım su bardağı klasik su bardaklarından 200 ml'lik olanlardan. Yağı ve unu güzelce karıştırıyoruz ve kısık ateşte ortalama 20 dakika kadar unun kokusu güzelce çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Kısık ateşte 15-20 dakika kadar unu kavurduğumuzda unun rengi çok fazla dönmeyecektir. Bizim için en önemli gösterge unun kokusunun çok güzel bir şekilde çıkmasıdır. Az önce de belirttiğim gibi bunun için ortalama 20 dakika yeterli gelmektedir. Bu ortalama 8-9 dakika kadar kavurduktan sonraki rengi. Görmüş olduğunuz gibi 20 dakikalık kavurma sürecinin sonunda da unumuzun rengi çok fazla pembeleşmedi. Ama kokusunun güzelliği bütün odalara yayıldı. Kavurduğumuz unun üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 paket vanilyayı ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. Kısık ateşteki ocağı tekrar alarak ortalama 5-6 dakika boyunca iyice özdeşleşene kadar kavurmaya devam ediyoruz. 5-6 dakikanın sonundaki görüntüsü bu. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Ben 21'e 21 santim kare borcamımı kullandım. Dilimledikten sonra helvayı çıkarmak kolay olsun diye tabana yağlı kağıt yerleştirdim. Saray helvası yapımında en önemli püf noktalardan biri unu kavurmak, diğeri ise helvayı yerleştirdiğiniz kabın içerisine güzelce sıkıştırmak. Eğer helvayı sıkı bir şekilde yerleştirmezseniz dilimlerken muhakkak kırılmalar olacaktır. İlk olarak kaşık yardımıyla borcamın her yerine gelecek şekilde eşit miktarda dağıttım. Bu işlemi yaparken hafif baskı uygulayarak yapın. Sonrasında bir çay bardağının tabanıyla güzelce bastıralım ki iyice sıkışsın. Ben daha muntazam gözükmesi için son olarak kaşıkla tekrar düzelttim. Bıçak seçimi de önemli. Kullandığınız bıçak oval başlı ve ince olmalı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kırılma olmuyor. Bahsettiğim bütün püf noktalara uyarsanız sizin de helvanız bu şekilde kırılmayacak ve çok lezzetli olacaktır. Helvamızı kestikten sonra buzdolabına alıyoruz ve en az 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Helvamızı buzdolabından çıkarmaya yakın helvamızı bulamak için çikolatalarımızı hazırlıyoruz. 160 gram kadar sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Helvamız çok güzel soğumuş ve sertleşmiş. Altındaki yağlı kağıt sayesinde çok kolay bir şekilde dilimleri alıyorum. Erittiğimiz çikolatanın hiç soğumasını beklemeden helvalarımızı çikolataya buluyoruz. Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Özellikle kahve yanığı için mükemmel bir atıştırmalık. Tarifimi deneyenler duygu ve düşüncelerini videomun yorumlar kısmında belirtirlerse çok mutlu olurum.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.